sıra derdine geldiniz biliyorsunuz, coğrafya kader gibi. Bu coğrafya çok önemli bir coğrafya. Büyük bir medeniyetin taşıyıcılarıyız. Sosyalik nokta bir endeks yayınlandı. En eski, insanlık tarihi kadar en eski medeniyeti görmek istiyorsanız, kültürü görmek istiyorsunuz diye ülkeleri saymış. 9. sırada Türkiye Gaziantep'tir. Bizim üzerimizdeki diğer ülkelerin hiçbirinde de normal yaşam yok. Filistin var, Suriye var, Orta Doğu'da yaşamın normal olmadığı, çatışmaların olduğu, savaşın olduğu, kanın gözyaşın olduğu ülkeler. Bu ne bir şey söylüyor? Üzerimizde çok büyük bir emanet var. Bu medeniyeti yarınlara, çocuklarımıza, torunlarımıza, geleceğe taşımamız lazım. Geçmişten aldığımız büyük bir miras var, büyük bir güç var ve bugün bu salondaki kardeşlerimizle bunu geleceğe taşımak her birimizin görev alanı. O yüzden bugün buradayız. Ve gastronomi dediğimiz şey, sofra dediğimiz şey birleştiriyor. Sofra dediğimiz şey, 500 çeşit yemeğimiz var dedikten çıktığımızda ilk çırağını yaptığımızda UNESCO'dan hatırlayın bundan 5 yıl önce bana bir arkadaşım dedi ki, beraber milletvekili yaptığımız arkadaşım, iki soğan, bir sarımsakla üç soğan çıkardınız. Yani anlamak, bu medeniyeti bilmeden, bu kültürü bilmeden bunu anlamak çok zor. Bu var ya, bu çok özel bir şey. Topraktan gelen büyük bir lezzet var, güneşten gelen büyük bir lezzet var, büyük bir kültür var, büyük bir medeniyet var. Ve en önemlisi kardeşlik sofrası var, birleştiriyor. Sofra birleştiriyor. Sofra dediğimiz şey istihdam oluşturuyor. Sofra dediğimiz şey ekonomi oluşturuyor. Koca pandemi sürecinde %80 kapasiteyle hangi şey çalışıyor Allah için? Allah için size soruyor. O yüzden biz bir araştırma yaptık. Küresel ölçekte şehrin neresi öne çıkaralım diye fıstığını, baklavasını, onun bulunumu ne çıktı biliyor musunuz? İnsan. İnsan. Beşeri sermaye, hiç insan gibi. O yüzden bizim birbirimize çok ihtiyaç çıkmamız lazım. Bunu başarmak zorundayız. O yüzden bu meseleye duygusal bakamayız. O yüzden kendimize güveneceğiz. Kendi değerlerimize güveneceğiz. Ama dünyaya da tek olacağız. Dünya ne diyor? Şimdi dünya ne diyor? Artık pandemiden sonra yeni bir dünya kuruldu. Yeni dünyada yeni turistik trendleri var. Biz hemen bunu çalıştık. Turizm master planını çalıştık. Bu bölgede yeni trendler ne var? Birincisi sağlık turizmi. Bölgenin sağlık turizmi. İkincisi kan bilgiler. Üçüncüsü karavan. Karavan turizmi. Artık yükselen bir değer. Dördüncüsü baktığınız zaman gastronomi turizminde yeni trend. Biraz sonra göstereceğim. Gastronomi turizmine yeni trend ne? Hangi değerler üzerinde kendimizi koruyacağız? Bir tane arkadaşımız işsiz kalamam. Bir kişiyi bu yolculukta dışarıda bırakamayız. Birinin gözyaşıyla evine dönmesine izin veremeyiz. Birinin halkını ağlatamayız. Birinin çocuğunun başını yere eğemeyiz. Herkes çalışmak zorunda bir şehirde. Bu şehir çalışmak zorunda. İşte o yüzden biz bu pastayı büyütmek zorundayız, mecburuz. Bu bir iş değil, bu bir fantezi değil. Bu bir ihtiyaç ve bunu gereği yapmamız lazım. Şimdi yeni pandemi sürecinden sonra gastronomide dünya nereye gidiyor? Ben bu değerler üzerinde eğer kendimi kodlamazsam yarın küçülürüm. Vallahi bana yazık olur. Gelinen noktaya yazık olur. Çok hızlı bir şekilde bu standartları ve turizm yeniden yapılabilir. Birincisi her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi olacak. Kampanyamızın adı bu. Birincisi bu. Bir eğitimle başlayacak. Şimdi biraz önce Tuncay Başkanı'nın Ömer Başkanı dedi, yapanlar yapamayanlar. Bu salonda bu işi hızlı bir şekilde yapacak. Artık bunu dünyaya entegre olmuş arkadaşlarımız var. Onlarla bu yola çıkıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkasından bunu tabana yayacağız. Biz Gaziantep büyük şehir olarak ayaklarına eğitimi kendimiz göndereceğiz. Kimseyi çağırmayacağız. Ya benim işim var, müşterim var değil. Oluşturduğumuz ekip kapı kapı gidip lokanta lokanta gidip oradaki çalışanı eğitecek. Şu tehdit buna olduğu hale dönüşmezse. Buradaki çalışan her bir arkadaşım hijyenli
hijyen eğitimi bilmezse, pandemi sonrasında müşteri neyi bekliyor dikkat etmezse, o bir tane arkadaşımızın yapmadığı her şeyden dolayı bu müessese sıkıntıya girer. Masalardaki tarakoluk sisteminde cep telefonlarınızla okutunca direkt menüye ulaşabiliyorsunuz. Yani bundan sonra elden ele doğru. Yani elden ele doğru. Bir tavırsızla menüde bugün ne varmış diye dolaşan sistem bildi. Niye? Virüs elden ele geçiyor. Sadece bir cep telefonu var. Basacak kaybettan bugün bu menüyü görecek. Tek bu kadar görecek. Hayır. Biz Ticaret Odası Başkanımız, Ömer Başkan, Tüccar Başkan, Oğuz Başkan'la, Murat Başkan'la konuştuğumuzda yapamayanların bunun yapacak hale dönüştürecek desteğini kim verecek? Murat da verecek. Biz vereceğiz. Birlikte bunu başaracağız. Bu sağlığı dayanışarak, kardeş olarak, din olarak, beraber olarak, birlikte bazı Antep olarak, dayanışarak, gerçekten birini severim. Bu baktayı yükecek diyorum. Allah ağzınızın tadını kaçırmasın. Her şey hızlı gibi olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Thank you.